Arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere sümbül soğanının sulaması, bakımı ve gübrelemesi hakkında küçük ipuçları vereceğiz. Arkadaşlar, bir önceki videoda da sizlere anlatmıştım. Sümbül soğanlarını sivri uçları yukarı bakacak şekilde, dik bir şekilde ortalama 5 santim arayla yerleştiriyorduk. Şimdi soğanlarımızı dik bir şekilde yerleştiriyoruz. Hemen toprakla üzerlerini örtüyoruz. Tabi bu dipnotu da yine verelim. Ilıman iklimde soğanların sivri ucu gözükebilirdi ama karasal iklimlerde ise soğanların sivri uçlarını biz ne yapıyorduk? 1 santim yükseklikte genel olarak toprak ilavesini yapıyorduk. Şimdi soğanlarımız baharla beraber yeşil aksamları ortaya çıkmaya başladı. Arkadaşlar, sulama sıklığı fazla değil, az da olmayacak. Fazla sularsanız çürütürsünüz, az sularsanız soğanlarınızı susuzluktan kurutursunuz. Burada önemli olan şey 15 ila 20 gün arasında toprak yapısına göre değişebilir sulama yapmanızdır. Soğanlarınızın bazı müşterilerimizden şu şekilde serzenişler alıyoruz. Sümbül soğanım çıktı fakat çiçek fazla üzerinde durmuyor veya çiçeğin çapı istediğimiz seviyede değil. Burada önemli olan şey tamamen bitki beslemedir. Soğanlarınız yeşil aksamı göründükten sonra arkadaşlar her üçüncü sulamanızda bir muhakkak fosfor ve potasyum ağırlıklı gübreleme yapın. Fosfor ve potasyum ağırlıklı gübreleme şunu bize sağlar. Kök yapısının daha hızlı gelişmesini ve oluşacak olan çiçeklerin ise daha uzun süre bitkide kalmasını ve daha geniş olmasını sağlar. Organik olarak da arkadaşlar yarasa gübresi veya solucan gübresi kullanabilirsiniz. Yaklaşık olarak 100 litre suya 1 veya 2 litre yarasa gübresi veya solucan gübresi kullanabilirsiniz. Sümbül soğanlarını dilerseniz saksı içerisinde iç mekanda, dilerseniz dış mekanda çok rahat bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Efidancım.com üzerinden kredi kartı, havale, posta çeki, ödeme seçeneklerini kullanarak siparişlerinizi verebilirsiniz.